Elif Ana! Elif Ana! Elif Ana! Elif Ana! Elif Ana! Elif Ana! Oo! Oh. Oo! Oh. Elif Ana! Elif Ana! Elif Ana! Elif Ana! Elif Ana! Komiser Bey, nedir bu halin? Elif Ana! Çabuk! Acil bir telefon lazım bana! Ne çabuk! Ne yapacaksın? Zeynep, Beygin kaçırdılar! Ay başıma gelenler! Mevoli'ye ulaşmalıyım Elif Ana! Bir telefon lazım bana! Muhtarın orada var, biz hep oradan çeviririz telefonları! Oraya götürürüz çabuk! Vay başıma gelen, evladım gitti. Nerede bu muhtar şu ya? Şu tarafta, çabuk koş. Ah başıma gelen. Muhtar emmi. Muhtar emmi. Muhtar emmi. Tez telefon etmek lazım. Çocuğu nereye? Evet. Başım. Ne söyle bakalım. Konuşsana yandım. Hele. Elim Hanım. Başım. Zeynep gitti. Zeynep gitti. Ebe Memoli. Ebe Memoli, ne vardı şu cep telefonu kapatacak? Başak numarası kaçtı. Kim? Unuttum. Peki Cem'in telefonu kaçtı? Yok bilmem ki. Hay Allah, onu da unuttum. Akılda kalmaz, kağıtta kalır derler. Niye yazmıyorsun komiser bey? Ya yazmıştım bir ara ama onu da unuttum, biliyor musunuz? Tamam. Memoli numarasını hatırladım, tamam. Beyefendi komiser mi? Başkomiser dedik ya, muhterem mi? Abo. Hadi be Memoli. Alo Memoli ben. Alo. Tüh, gene sekreter çıktı. Kim? Kendi Beko. Tamam. Memoli, ben başkomiser Kemal. Çok kötü bir şey oldu. Zeynep ve Belgin'i kaçırdılar. Bunu kralın adamlarının yapmasından kuşkulanıyor. Mesajı alır almaz harekete geçin. Ben de hemen hareket ediyorum bu akşam, tamam. Teşekkür ederim muhtar bey. Kim kaçırdı Zeynep Elif Hanım? Bilmiyorum. Alo? Bana ağayı versene. Ağam ben muhtar. Haberler kötü ağam. Erkan Zeyno'yu kaçırmış. Geç kaldık galiba ağam. Merkezi ara, bana Memoli'nin telefonunu. O yoksa Başak'ı bulup bağlasınlar hemen. Olur efendim. Çabuk. Sence bu mu? Kesin bu. Ne havaalanı kontrolü var ne de başka bir şey. Oraya gidelim o zaman. Olmaz. Sevkiyata kadar beklememiz gerekiyor. Elimizdeki tek ipucunu yok edemeyiz. Alo. Şef sen misin? Yanımda Memoli. Köyden mi arıyormuş? Tamam veriyorum. Seni istiyorum. Alo şef. Bence sen oralara yerleşirsin ha. Ne, döndün mü? Ne? Ne? Allah kahretsin. Allah ya. Kahretsin. Ne oldu kardeşim? Allah kahretsin. Baba, ay, ne oldu ya? Allah kahretsin. Oğlum ne oldu, söylesene. Ne oldu komiserim? Kralın adamları Belgin'le Zeynep'i kaçırmış. Allah kahretsin. Ne? Ebe köylü kızı. Ebe köylü kızı! Biliyordum. Yine bir şey çıkacağını biliyordum. Olmuş? Yılan hikayesi. Bu iş bitmez ki. Memoli delirdi. Tamam, sakin ol. Sakin ol, etrafımıza bir bakalım, tamam mı? Baba nasıl sakin olayım? Nasıl sakin olayım Cem ya? Kıza bak, kara bela gibi. Bir girdi hayatıma, çıkmamak için elinden geleni yapıyor. Yine soktu başını bir belaya. Yine soktu benim başımı bir belaya. Şimdi yine bir yerlerde oturmuş o keçi sesiyle bağırıyordur. Memoli, Memoli, kurtar beni Memoli diye. Ya senin istediğin de bu değil miydi zaten? Tamam. Ne? Baba, etrafını tekmele. Kır, dök, bağır, çağır ama bir arada git aynaya bak. Gözlerin içi parlıyor oğlum. Çakacağım şimdi gözünün ortasına. Senin morluktan gözün içi parlayacak Cem. Babası, ben sana bir tane çakacağım ama... Sana kalpler hassas olur diye bir şey diyemiyorum ya, Allah Allah. Şef, bunlar burada birbirini yiyorlar. Kaçırma olayı nasıl gerçekleşmiş? Nerede çamaşır yıkıyor? Komiserin gözünden kaçmış. Başkomiserin iki saat içinde mi? Tamam, hemen gelin, bekliyoruz. Saniye komiserim. Ya baba, çıkar artık şu kafanı ya. Çıkar gömdüğün yerden ya. Etrafına bir bak oğlum. Ana! Ne anası oğlum? O kadar tuzağa bak demedim oğlum. Annenin ne işi var burada? Peki, gel buraya gel. Uçağın yanında bir tekne yanaşıyor. Ha? Memoli! Şişt, bağırma. Memoli! Yat yere. Şef, 2 saat içinde geliyor Memoli. Tamam. Gidiyorlar. Akşam olmak üzere. Bu uçaklar gece uçuşu yapamazlar. Bence bunlar kesin yükleme yapacaklar komiserim. Ve havanın kararmasını bekliyorlar. Keşke bir dürbünümüz olsaydı be. Buyurun komiserim.
Aferin Derya ya. Baba görüyor musun ne kadar zeki hem de tedbirli yani. Zeyne gibi maşallah Zeyne. Ne? Bir şu kıza bir de sana bakıyorum da. Yazık vallahi kızcağıza yazık. Ya öyle mi? Bence Zeyno seni çok sevdiği için o gün ne orada. Ne yapıyorsun oğlum ne yapıyorsun sus be. Aa, bir sileme yapıyorum tamam mı? Bir silemeni sonra yaparsın abicim adamlar duyacaklar şimdi saçmalama. Birileri çıkıyor yatın yatın. Derya haklı arkadaşlar. Uçaktan bir şeyler indiriyorlar kolilerle. Gidip tepelerine binelim o zaman. Olmaz. Sevkiyatın sonuna kadar beklememiz gerekiyor. Kepçeyi salladığımızda ağa takılmamış bir tek sinek kalmamalı dışarıda. Şu bıyıklı herifte bir numaralar var ama. Bakayım. Tanıyor musun? Hayır. Keşke fotoğraf makinemiz de olsaydı. Ya kızcağıza bu kadar da yüklenmeyin ya. Şu kolilerde ne var acaba? Başak, bu bıyıklı herif hakkında her şeyi bilmek istiyorum. Kim olduğunu, ne olduğunu, hangi ilkokula gittiğini, karısının, sevgilisinin, köpeğinin adını, uğurlu sayısını, uğurlu rengini. Tamam. Bize ısmarladığı pizzacıyı bile öğrenmek istiyorum. Bizi krala götürecek fareyi bulduk anlaşılan. Şimdi çaktırmadan uzaklaşalım hadi. Hadi. Baba iyi misin? Zeyno için üzülüyorsun değil mi? Vallahi Cem. Zeyno için mi yoksa onu kaçıranlar için mi üzülsem bilmiyorum. Köylü kızı yine başlamıştır hayat hikayesini anlatmaya. Memoli! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.